Avrupa Birliği zirvesi öncesinde de biliyorsunuz Avrupa Birliği liderlerine mektup yazdı ve Türkiye'nin tezlerini hatırlatan bir mektup. Doğru değil mi Ali Haydar? Şöyle bir şey. Ben cümlemi tamamlayayım, Ali Haydar tamamlasın. Bakınız, Avrupa Parlamentosu Başkanı bilindik. Avrupa Parlamentosu Başkanı Enes Kanter midir, Konter midir, Gülen midir? Gülen. Kendi soy ismini Gülen yaptı. O evet. Müptezel hainle aynı oturumda Türkiye'de insan hakları ve demokrasi konulu bir konuyu tartışmaya gidiyor ya. Hı hı. Ya böyle bir ihanet olur mu? Böyle bir alçaklık, böyle bir şey olur mu? Siz bir terör, FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmiyorlar. Zaten o yüzden 54 senatör şöyle diyor. AK Parti'nin yurt dışındaki muhalefeti yok etmeye çalışmasına da dur demek lazım. Nedir yurt dışındaki muhalefetimiz? Kimdir? Çok merak ediyorum. PKK var, FETÖ var. Ama PKK'yı Suriyeli Kürtler diye tarif ediyor. DAEŞ'le mücadele eden Suriyeli Kürtler. Bak, ben bir Kürdüm, AK Partiliyim. Ama Türkiye'nin Kürdüyüm, Amerika'nın Kürdü değilim. Eyvallah. Benim hükümetimin sırf Suriyeli Kürtler kazanım elde etmesin diye düşmanlık yaptığını bilsem, herkesten 1000 kat daha fazla ben karşı çıkarım. Ama PKK karşıtlığını siz Kürt düşmanlığı biçiminde takdim ederseniz, bu yaptığınızın adına çarpıtmanın ötesinde alçaklık denir, alçaklık. Onun için hendek operasyonlarımızı Türkiye'nin parlamentosunda, Boğaziçi'de akademisyen titrini taşıyan insanlar Türk devletinin Kürt halkına karşı katliamı diye takdim ettiler. Amerika'nın dili bu. İçerideki akademisyenlerimizin, bir kısım akademisyenlerimizin ve siyasetçilerimizin maalesef dili bu. Muharrem İnce aslında artık bir tabeladan ibaret ifadesini kullandığı söylenmişti ama kendisi bu akşam Habertürk'te soruları yanıtladı ve tabela partisi demedim dedi ama CHP yönetiminde görüşmeler olduğunu, tüzüğü değiştirmeyeceklerdi, Kemal Bey'i ikna edemeyeceklerdi ifadesiyle son durumu açıkladı. CHP yönetimiyle görüştü mü, kal dedi mi sorusuna Muharrem İnce, geçtiğimiz çarşamba görüşmeler oldu, olmayacak duaya amin demem yanıtını verdi. CHP yönetilemiyor, savruluyor dedi. Adaylıktan çekilmeyi de düşündüğünü bir dönem ifade etti. CHP'de kripto AK Partililer var dedi. Bunlar Muharrem İnce'nin açıklamalarından. Hedefimiz ve bununla birlikte 3 milletvekilinin işte yeni partiye kurulacağını hatırlattı. Ve grup kuracak vekil sayısına da bu gece değil daha önce yaptığı açıklamalar ulaşacaklarını söyledi. Şimdi Ali Haydar Fırat, Muharrem İnce hareketi nasıl etkiler CHP'yi, Millet İttifakı'nı, genel olarak siyasetteki durumu? Ama tabii en çok CHP'yi ve tabii birazdan şeyi soracağım. AK Partililer, kripto AK Partililer kim diye. Evet. Ama nasıl etkiler hareket? Şimdi oraya geçmeden bir Sayın Metiner'e kısa bir cevap. Ama lütfen. Hayır, şunu şimdi sadece bir cümle kuracağım. Ama noktaladım. Şimdi sen bir şey söyleyeceksin. Şunu doğru bulmadığımı söyleyeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'yi eleştirdiğim zaman asla hiçbir terör örgütünün ismini kullanmıyorum. Yani bir taraftan işte CHP eleştirisi üzerine bir şeyler söylerken işte bir tarafa FETÖ'yü, bir tarafa PKK'yı, bir tarafa diğer örgütleri koymak doğru bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Yani bundan kurtulmak lazım. Şimdi Sayın İnce'nin hem istifa ederkenki açıklamaları hem biraz önce sizin okuduğunuz açıklamalar aslında bana şunu düşündürtüyor. Yani bu kadar ağır eleştiri getirdiğiniz bir siyasal yapı içinde, bir parti içinde neden bu kadar kaldınız? Yani çünkü hakikaten herhangi bir insanın bu kadar bir eleştiriyi içinde taşıması çok olası bir şey değil. Yani bu kadar ağır eleştirileri getireceğiniz bir yapı içerisinde kalmanız doğru değil. Bu eleştiri bu zamana kadar söylememeniz de doğru değil. Bu kadar nasıl beklediniz, bu kadar ağır bir eleştiriye nasıl tahammül ettiniz ya da bu kadar vahim bir tablo varsa siz bu tabloya nasıl tahammül ettiniz? Dolayısıyla bütün bunlar bende çok ciddi bir soru işareti uyandırdı. Yani neye yorumluyorsunuz? Nasıl tahammül etmiş olabilir? Nasıl bir soru işareti uyandırdı sizde? Valla bunun psikodinamiğini Sayın İnce'ye sormak lazım ama ben siyasal olarak şöyle çözümleme yapmak durumundayım. Ben bunun bir kere sağlıklı bir ruh hali olmadığını düşünüyorum. İnsanlar elbette ki demokratik bir tercihtir, ayrılıp parti kurabilirler, istifa edip hatta siyaseti bırakabilirler. Bence yani bu daha mantıklı olurdu bütün bu... Nasıl? Muharrem İnce istifa edip siyasete mi uğraşsaydı? Yani ben olsaydım şunu şöyle temellendirebilirim bunu. Böyle bir parti, bu kadar ağır eleştirdiğiniz bir parti içinde, tırnak içinde bu kadar ağır suçlar tırnak içinde kullanıyorum. Hı hı. Dile getirdiğiniz bir partide kalmış olmanız yıllarca, hatta grup başkan vekili yapmış olmanız, milletvekili olmanız, sonra cumhurbaşkanı adayı olmanız en azından nezaketen ya ben yanlış bir yerdeydim, ya çok büyük yanlışlıklar oldu ve ben özür diliyorum halktan, o yüzden geri çekiliyorum ya da bırakıyorum denilebilirdi. Bu hani daha makul ve daha en azından inandırıcı olurdu, öyle söyleyeyim, daha inandırıcı olurdu. Ama şimdi o kadar inanılmaz şeyler ifade ediliyor ki yani... Bu partide olduğuna ya da bu partide siyaset yaptığına, bu partide grup başkan vekilliği, milletvekilliği, cumhurbaşkanı adayı olduğuna dair insanlar hakikaten bunu söyleyen insanın aynı kişi olup olmadığını ciddi kuşkulara sebep oluyor. Şimdi iki tane sorun var. Şimdi birincisi Sayın İnce diyor ki ben %50+1'i almak için yola çıktım. Evet. Ama daha başka bir şekilde de şunu ifade ediyor. Ben diyor CHP'yi işgalden kurtarmak için yola çıktım. Şimdi bu ikisi farklı şey. Yani bir 50+1'i mi hedefliyorsunuz temel olarak, iki CHP'yi işgalden kurtarmak için mi? Şimdi CHP'yi işgalden kurtarıp aynı zamanda 50+1 olamaz mı? Zor bir şey. Şundan yani ikisi aynı şey değil. Sonuçta bir parti karşınıza alıyorsunuz. En azından şöyle düşünün. Hani işin matematiğini söylüyorum. Yani bir parti karşınıza almanız ya da kitlesiyle karşınıza almanız çok sağlıklı ve tutarlı bir şey değil. Yani öyle olsa gerek siyasetlerde. Şöyle olabilir mi? İtirazı yönetime, partiye değil olamaz mı? Yani sonuçta o partinin yönetimi dışarıdan getirilmiyor. O partinin yönetimi Sayın İnce'nin de belki de anlamadığı ya da AK Parti ile ortaklaştığı yön o. Ya bu insanlar dışarıdan gelen insanlar değil. Yani bu insanlar mahallede sandıklar kurularak seçilen, mahalleden başlayarak seçilen örgütsel bir sürecin sonunda belirlenen isimler. Yani kendiliğinden olan isimler değil, atanan isimler değil. Yani bunlar bir sınavla gelmediler. Bu insanlar mahalle örgütlerinden, CHP'nin kendi iç dinamikleriyle belirlediği isimler. Son derece aslında demokratik bir sürecin Sayın İnce tarafından nasıl manipüle edildiğini söylüyor. İkinci, bence çok ağır ve vahim olan şey şu. Yani ayrıldığınız bir parti olabilir ama şunu söyleyemezsiniz. Yani şöyle bir cümle, korkunç bir cümle bence. Yani ben işte Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'u kurtarmak için işgalden Ankara'ya gitti ve Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Yani ben de CHP'den gidiyorum ama CHP'den gideceğim ve CHP'yi kuracağım parti aracılığıyla işgalden kurtaracağım. Şimdi o zaman soru şu, burada işgalci kim oluyor? Yani hani İngiliz kim oluyor, öyle söyleyeyim. Yani İstanbul'u işgal edenler gibi bir benzetme yapıyorsanız, ki bu çok ağır bir benzetmedir. Yeni bir parti, yeni bir iddiası olan bir insan için söylenebilecek bir şey değildir. Yani şu anlaşılabilir. Yani istifanızı gerekçelendirmeniz gerekiyor. Hı hı. Buna da bir takım haklı sebepler bulmanız gerekiyor. Ama bu sebepler bir şey tümden yok etmemeli. Bütün bugüne kadar size destek veren, size oy veren, size gönül veren insanları bir işgalci parantezine almanıza sebebiyet vermemelidir. Bu bence ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Bu bir siyasal bir eleştiri olarak görülmemelidir. İkinci mesele şu. Ben şunu düşünürdüm mesela bütün bu açıklamaları yaparken. Ya şu suçlama bana gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki biz yerli ve milli muhalefeti yaratacağız. Cumhurbaşkanının söylemine ortak söylemler gördüğüm zaman şunu söylerdim. Ya biri de kalkıp bana der ki kardeşim Cumhurbaşkanı dedi ki ben yerli ve milli muhalefeti yaratacağım, inşa edeceğim. Sen de kalkıyorsun Cumhurbaşkanı, AK Parti bana hangi eleştirileri getiriyorsa o eleştirileri getiriyorsun. Ki zaten o eleştirileri getiriyor. Ne söylüyor? İşte CHP'de diyor FETÖ'cüler var. İşte CHP diyor işte HDP ile işbirliği vesaire falan. Yani milli muhalefet bence tam da AK Parti'nin istediği, tırnak içinde söylüyorum, yerli ve milli muhalefeti. O yerli ve milli muhalefet içerisinde kendini konumlandırıyor. Ya AK Farkında Parti olarak. Kudurttu. Hayır, onu söylemiyorum elbette ki. AK Parti kudurttu söylemiyorum. Yani Sayın İnce'nin yaptığı siyasal yanlışlığı vurguluyorum. Diyorum ki bir taraftan Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapacak. Bir taraftan siz AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye getirdiği eleştirileri aynısını yapıp partiden ayrılacaksınız. Daha farklı bir şey söylemeniz gerekirdi. daha gerçekten inandırıcı bir şey söylemeniz gerekirdi. Peki bir dakika, şimdi İstanbul'a döneceğim ama o da tam tersini diyor. O da diyor ki CHP'de AK Parti'li kriptolar var diyor. Onlar kim? Bu da yeni bir iddia. Dolayısıyla aslında tabii şimdi artık bu saatten sonra iş... Kripto AK Partililer tam cümlesi. Evet, yani bence artık iş gerçeklikten kopmuştur. Sayın İnce'nin eleştirisi gerçeklikten kopmuştur. Yani biraz önce söyledim, ayrılıklarınızı gerekçelendirebilirsiniz ama gerçeklikle kopmamanız lazım. İçinde bulunduğunuz harekete hakaret etmemeniz lazım. O insanlara saygısızlık etmemeniz lazım. Orada bir irade var. Her partinin lideri, altını çizerek çiziyorum, her partinin lideri ve kurumları saygındır. Saygı duymak durumundasınız. O insanlar sevmeyebilirsiniz, benimsemeyebilirsiniz ama saygı en azından nezaketen müşterek bir duygudur. Buna da sahip olmanız gerekir. Bu insanlar sizi yok ediyormuşçasına ya da sizi bir biçimiyle işte başka bir alana kaydırıyormuş aslında bir suçlama doğru değildir. Yani Sayın Muharrem İnce'de her şey olmak zorunda değildir. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz, grup başkan vekili olduğunuz, milletvekili olduğunuz, CHP genel başkanı da olmayı verin. Yani illa de genel başkanlık olmak istiyorsanız en azından bu hırsınızı, en azından bu çabanızı başka insanları kötüleyerek ya da hele hele emek verdiğiniz, yıllarca bunu söylediniz, 42 yıldır ben partiliyim dediniz. Bu partinin böyle bir dinamiğe sahip olmadığını, buna izin vermeyeceğini, tırnak içinde söylüyorum, bir işgale asla izin vermeyeceğini en iyi sizin bilmeniz gerekir. Bu partiye bunu söyledikten sonra bir siyasal hareket başlatmanın da, bir negatif söylemle, suçlayıcı bir söylemle bir parti kurmanın da siyasal hiçbir inandırıcı olmaz. Yani öbür gün iktidara ne söylerseniz. Bir de son bir cümle şu. Son bir cümle şu. Hayır şu. Son cümle şu. Ontolojik olarak şöyle bir problem var. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefete saldırarak iktidar olunmaz. İktidar hedef alarak iktidar olabilirsiniz. Yani iktidarın yerine oynayabilirsiniz. Ama burada görüyorum ki Sayın İnce muhalefet oynuyor. Şimdi Mehmet Metiner, sizinle başlayalım ama şu soruyla başlayalım. Çünkü bu partinizi ilgilendiren bölümü. CHP'nin içinde kripto AK Partilileri tanıyor musunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl buldunuz? Ama Muharrem İnce'yi tanıyorum. Ben 3 dönem birlikte mecliste bulunduk. Mahirdir. Kendini gündemleştirmek konusunda mahirdir. Madem ki bu konuyu gündeme getirdi Bay İnce, o zaman o CHP'nin içindeki kripto AK Partilileri de açıklamak onun boynun borcudur. Eğer mertlikten, dürüstlükten, şeffaflıktan söz ediyorsa, bir başka deyişle siyasetine bu kavramları yedirerek yeni bir siyaset güzergahı çizileceğini söylüyorsa hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Mert siyasetçi kimi kastediyorsa onu söyler. Onu söyler. Bir diğer husus şu dikkatimi çekti. Güldüm biraz da. Biraz ironiyle karışık bir cevap verim izninizle. Biraz da ilerleyen vaktinde belki de her birimizin gülme ihtiyacına karşılık gelir. Dikkat ettim. İnce karşıtları da AK Parti üzerinden vuruşuyor. Halbuki biz onların ne kavgalarının sebebiyiz ne de kavgalarının tarafıyız. Düşün yakamızdan diyoruz. Yani kavganızı sürdürecekseniz kendi aranızda sürdürün ya. Yok AK Parti'nin oluşturmak istediği muhalefet, AK Parti'nin söylemleri üzerinden bize vuruyorsun. Yok efendim. Evet, ona ne diyorsunuz yani? Şimdi yerli bak, milli muhalefet sanki böyle bir dili kullanıyor mu? Öyle mi görünüyor oradan? Yani şimdi, mesela İnce'nin muhalefetinden memnun musunuz? Şimdi yani onu söylersek İnce bize düşmanlıkta sınır tanımaz. Çünkü bu sefer Cumhur İttifakı'nda yer almayacağım diyor. Daha doğrusu daha sen yerini bilmiyoruz. Hele bir başla bakalım. Senin bir yerini, güzergahını bilelim Bay İnce. Partini kurmadın, ekibini bilmiyoruz, programatiğini bilmiyoruz. Öyle beylik laflarla demokrasi mücadelesi olmaz. Ali Haydar'a bir şeyde katılabilirim. Yani ayrılan partilerden ayrılan insanlar buna mecburen ideoloji giydirmeye çalışırlar. Bu bütün partilerde. Ya düne kadar aynı partideydin. Bizde de oldu bu. Ayrılanlar Kemal Bey tarafından melek. Ya düne kadar bunlar partimizdeyken şeytandı. Şeytanlaştırdığın, düşmanlaştırdığın insanlardı. Ne zamanki ayrıldılar, ayrılanlarımız da kendilerine ideolojik bir gömlek giydirdiler. Nedense her şeyi çok güzel yapmayı düşünüyorlardı ama bir türlü Erdoğan engelini aşamıyorlardı. Yani bütün kötülükler Erdoğan'dan, bütün iyilikler de bu beylerden geliyordu. Kemal Bey'in şu an makbul siyasetçi olarak gördüğü, kendi ittifakına da dahil etmek istediği, sabah akşam da neredeyse istişare ettiği unsurlar var ya. Ya hani daha önce haklarında söylenenleri ve de bizim cenahımızdayken Kemal Bey için söylediklerini bilmezsek deriz ki tamam. Ya bu kadar da ilkesiz bir siyaset olmaz. Şimdi Bay Muharrem de aynı şeyi yapıyor. Ya sen düne kadar partinin Cumhurbaşkanı adayıydın. Muharrem gel dediğinde koşa koşa gidiyordun. Yani bu parti o zaman HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün kontrolü de değildi de bu birkaç ay içinde mi kontrolüne girdi? Diyelim ki böyleyse o zaman çok açık yüreklilikle bunu paylaş, biz de seni takdir edelim. Kimi kastediyorsun söyle. Yani HDP'nin kontrolündeyse söyle. Ali Haydar Fırat'la hakikaten tartışmayacaksınız. Çünkü ortak noktaları işaret ediyorsunuz. Yani ki aslında baktığınızda Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'ın da konuşabileceği bir ortak. Yani Ali Haydar mesajımı alıyorsa daha oyuna gelmez. Ama illa gelmek istiyorsa kavgadan da kaçmaz. Yani ben dostlukları önemserim. Bana uzatılan her eli sıkarım. Sayın Metiner, doğruya doğru diyelim. Evet. Şimdi ben 3 dönem mecliste çalıştım. Kemal Bey'i nasıl can siperhane bir şekilde savunduğunu bilirim. Tabii bir siyasal partinin grup başkan vekilidir. Başka türlü yapamazdı. Cumhurbaşkanı adayı yaptığında ya Muharrem gel diyor. Koşa koşa gidiyorsun. Tıpış tıpış gidiyorsun Bay Kemal'in dediği gibi. Bay Kemal da olumsuz değil. Yani Fransızlar da mesela işte Bay Yaşar der, Bay Mehmet der. Bunu olumsuzlamak için söylemiyoruz yani. Yani saygı ifadesi olarak söylediğin zaman bile niye bana Bay Kemal diyorsun? Aa, ben Bay Mehmet olayım, siz de Bayan Hande olun. Ne var bunda yani? Her kelimemize de farklı anlamlar yüklemesin kimse yani. Şimdi tıpış tıpış geliyorsun. O zaman gene Canan Hanım var. Gene Oğuz Kağan Salıcı var. Gene HDP var. HDP yeni çıkmadı ki. CHP denklemine yeni dahil olmadı ki. O zaman gene FETÖ var. Fatih Gürsul var. Konuşma metinlerini hazırlıyor. Şu an cezaevinde. FETÖ'nün içinde Bursa milletvekili var şu an maşallah. Maşallah dediğime bakmayın yani bu ironidir. Amerika'da yani FETÖ'nün bütün faaliyetlerini icra ediyor. Bütün bunlar varken sen CHP'yi, Kemal Bey, cansiperhane savunuyordun. Ha partini kurdun eyvallah. Niye AK Parti üzerinden CHP'yi vuruyorsun kardeşim ya? Niye kavganıza bizi alet ediyorsunuz ya? Düşün Türkiye'nin yakasından, bizim yakamızdan da düşün ya. Kavga edecekseniz adam akıllı kavga edin. Bir de niye kavga ettiğinizi adam akıllı açıklayın, biz de bilelim kim haklı kim haksız. Çünkü bizden ayrılanlar da öyle diyor. Çıkıp konuşursak kıyamet kopar ya, çık konuş kardeşim, bunu diyeceğine çık konuş, ne biliyorsan konuş. Şöyle demiş bu arada, gel bakalım Muharrem dediğinde adaylıktan ayrılmayı düşündüm demiş. Şöyle biraz belki ayrıntılı olsun diye. %30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben CHP için diyor. Bunlar gizli Tayyipçi, ifade bu. Kripto Tayyipçi bunlar, CHP yönetiminin ayarlarını bozdum demiş. Şöyle ama bir kendi ayarını bozulup bozulmadığını da birileri hatırlatabilir kendisine. Yani bu kadar ayarlarla uğraşmak da doğru değil. Çünkü partimizde de böyle yaptılar. Efendim kurucu ayarlara dönün, kurucu değerlere dönün. Ya sen bu kadar şeysen o zaman mesela birileri de çıkar bizimkilere derdi. Ya sen genel başkanlığı teslim ettin kongrede, dedin ki bir daha benim ağzımdan Recep Tayyip Erdoğan'a, liderimize yönelik kem bir söz duyarsanız yüzüme tükürün dedin. Ya deme bunu, arkasında durmayacağın sözler etme. Ha siyaset bu dersin. Peki şey söylemeye çalışıyorum. Yani siyasetçiler, bak kendim de siyasetçiyim ama siyasetteki ilke ve erdem çok sorunlu. O yüzden bu yazmış olduğum yeni kitapta da bunları anlattım, uzun uzadıya anlattım. Yani gerçekten ya oradayken de kendini meşrulaştırıyor, ayrıldığında da kendisini meşrulaştırıyor. Hiç mi hatan yok senin ya? Çık meydana, çık vuruş. Kemal Bey bana Muharrem gel dediğinde ben ayrılacaktım. Ayrılsaydın kardeşim, senin elini tutan mı var? Yani bunu ben hani şey için söylemiyorum. Yani CHP'ler birbirine girsin, bu da bizim işimize yarar. Kardeşim böyle bir muhalefet anlayışı bizim işimize yaramaz ya. Türkiye'nin de işine yaramaz. Oradayken savun, Kemal Bey'e savun, CHP'yi savun. Gene Canan Hanım varken, HDP varken, içinde bir kısım FETÖ'cüler varken, gene çete dediğin insanlar genel merkezde genel başkan yardımcısıyken varken hiçbir sorun yok. Hatta yakın tarihe kadar da Eğer Kemal Bey benim önerilerimi kabul ederse, yani üyelerin önüne sandık koyarsa, ya canım kardeşim tamam da bütün bunlar doğru bile olsa, demek ki sana başka bir teklif yapılsaydı sen CHP'de kalabilirdin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, şu açıdan haklı. Ali Haydar Bey'e katılmadığım bir noktayı söyleyeyim. Efendim sen grup başkan vekili oldun, cumhurbaşkanı adayı oldun, her şey olmak zorunda mısın? Doğru, bu yöne katılırım. İnsan gerektiğinde evine çekilir, izzet ikbaliyle. Aktif siyaseti de bırakır. Peki o zaman Kemal Bey'e de sorarlar ya, Kemal Bey 9 seçime girdin yenildin, girdin yenildin, girdin yenildin. Partiyi aldığın yerin bir gıdım üstüne çıkartmadın. Sen de illa CHP'nin genel başkanı olmak zorunda mısın? Bir başkasına bırak, yücelirsin. Peki. Belki partini daha iyi bir yere taşır. Daha farklı bir siyaset izler. Şimdi Kemal Bey de oturduğu koltuğu bırakmak istemiyor yani. Ve ondan sonra kendisine muhalefet eden herkesi de tasfiye ediyor. Dolayısıyla bir söylem krizi var CHP'nin içerisinde. Bir yönetim krizi var. Ve Sayın Metiner, soracağım ama şu Kemal Bey de oturduğu koltuğu bırakmak istemiyor'a yanıt var. Şimdi şöyle bir şey olsa haklısınız. Bakın yani bir siyasal kırılma olsa. Seni eleştirmek istedim. Yok. Bu akşam eleştirmeyecek. Şunu söylüyorum. Bir siyasal kırılma olsa, mesela bir seçim sonrasında hani ağır bir yenilgi almışsınız. Bundan önceki seçimler için söyleyebilirsiniz. O zaman bunları söylemiş olsa evet dediğinizde haklısınız. Şimdi bakın 25 yıl sonra öyle de böyle CHP, Millet İttifakı, işte Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu vesaire diğer bileşenler 25 yıl sonra bir başarı elde ettiler. Yerel yönetimlerde öyle ya da böyle bir başarı söz konusu. Şimdi bu başarısı olmamış olsaydı şunu diyebilirdik. Ya Sayın İnce haklı istifa etmekle. Yani mesela önceki seçimlerde bunu gerekçe gösterip bunu yapabilirdi. Ama şimdi ortada bir oyun kurulmuş, bu oyun başarıya ulaşmış. Dolayısıyla aslında bir yolda yürünüyor. Şimdi bu yolda yürünürken yani ortada ve de bir ciddi bir umut dalgası varken muhalefet açısından söylüyorum. Başarılı olur olmaz o başka bir şey. Halkın karar verebileceği bir şey. Ama bir siyasal kırılma yokken ve burada bir Kılıçdaroğlu aldığı büyük şehirlerle ciddi bir motivasyon yakalamışken hani niye istifa edersiniz de bu suçlamalar yaparsınız? Ben bunun bu anlamda da zamansız ve yersiz olduğunu düşünüyorum. Ben içine karışmıyorum. Birileri de çıkar dedim ki Kemal Bey'e bunu söyler. Ya bir başarın yok, sen de ayrıl der. Senin mantığınla. Şimdi burada bakın CHP'de çok ciddi bir söylem krizi var. Kemal Bey kendini başarıya odaklamış. Bunu anlayabilirim bir siyasetçi olarak. Beni başarıya taşıyacak her türlü ilişkilenmeye de açığım diyor. Yurt dışında Biden'la da görüşebilirim. Avrupa'da bilmem orada. İçeride de işte kefere Kemal diyenle de otururum konuşurum. Bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum. Bu bir siyaset tarzıdır. Diyor ki Erdoğan'ı alaşağı etmek için herkesi içine alan. Sen altok zihniyetini nereye oturtacaksın? Türkiye'nin milli meselelerinde Hafter gibi düşünürsen, Suriye'nin kuzeyinde PKK gibi düşünürsen, Hendek terör operasyonu esnasında HDP gibi düşünürsen, o zaman Atatürk'ün partisinden eser kalmaz. Ulusalcı taban veyahut da CHP içinde siyaset yapan ulusalcı siyasetçiler de haklı olarak şunu söylüyorlar. Ya bu Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Afrin'e girme, YPG'ye terör örgütü deme. Hafter'i savun. Orada bilmem Azerbaycan, Ermenistan karşı karşıya geldiğinde. Şimdi burada CHP içinde siyasal bir kırılma var. Ama Kemal Bey diyor ki eğer beni iktidara Abdullah Gül taşıyacaksa, Ali Babacan taşıyacaksa, Ahmet Davutoğlu taşıyacaksa ben onlarla otururum, işbirliği yaparım. HDP taşıyacaksa HDP'yi gizli olarak Zulam'da tutarım, ittifakımın ortağı yaparım. Genel merkezimde de ağırlarım ama çıktığında da derim ki ya sen tek başına yap. Böyle bir siyaset izliyor Kemal Bey. Bence bu izlediği siyaset ilkeden yoksun bir siyaset ama sadece seçim başarısına odaklanmış bir siyaset. Ayrılan arkadaşların da siyasetçilerin de dedikleri bu. Sen CHP'nin ilkelerini, kurucu değerlerini bir tarafa attın. Abdullah Gül'le başaracaksam Abdullah Gül'le, kefere Kemal diyenle başaracaksam, kefere Kemal'le, FETÖ'yle işbirliği yapacağım, senin işine yarıyorsa onlarla diyerek sen CHP'yi Atatürk'ün CHP'si olmaktan çıkarttın. Benim siyasal kırılma, söylem krizi, yönetim sorunsalı dediğim şey bu CHP. Şimdi kendi işlerinde kavga ediyorlar. İnce'ye karşı olanlar diyor ki ha saray yerli ve milli bir muhalefet istiyor da işte İnce'nin yaptığı bu. AK Parti söylemi üzerinden bizi eleştiriyor. O kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. İnce de diyor ki, beni yanlış anlamayın ha, ben asla Cumhur İttifakı'ndan yana olmam. Erdoğan'ın karşısında hangi aday kalırsa onu desteklerim. Bay İnce, o zaman niye ayrılıyorsun sen? Diyelim ki HDP'nin, Erdoğan'ın karşısında Selahattin Demirtaş kaldı. İkisi yarışıyor. Senin tercihin Selahattin Demirtaş'tan yana olacaksa sen CHP-HDP ilişkisini sorun edinip niye partiden ayrılıyorsun? Cumhur İttifakı'na zinhar girmem diyor. Millet İttifakı'na da girmem diyor. Yani bu şimdi henüz yörüngesini bulmamış ama medyatik olmak için, siyaseten kendini gündeme taşımak için akla gelebilecek her şeyi savunan bir Muharrem İnce tipolojisiyle karşı karşıyayız. Mecliste de aynı siyaseti sürdürüyordu. Bakalım partisi ete kemiğe bir bürünsün kardeşim. Bundan sonra oturup eli yüzü düzgün değerlendiririz. Yani tek adam mı olacak orada da? Muharrem İnce orada tek adam mı olacak? Yoksa birden çok başlılık mı olacak? Eş başkanlık sistemi mi olacak? Göreceğiz yani. Hanya'yı da Konya'yı da partisini kurduktan sonra göreceğiz.